Sezgin'in düğününde kayınvalidesinin çok fazla takı takmaması eleştiri konusu olunca Ezgi de gelinlere, Gönül Hanım da kayınvalidelere yaptığı açıklamayla şok etkisi yaratmışlar. Buyurun izleyelim. Kayınpederim toptancı. Aha. Bir gün işte kamyonları var, dolduruyor ama içini full yani tamamen mal dolduruyor dükkanlarından. Evlerinin altlarında da dükkanları vardı. Tamam. Sabah da servise çıkacak kayınpederim, erken kalkar. Tamam. Evet. Aşağıya iniyor ki kamyon yok. Ne oldu, çalındı mı? Evet, kamyonu çalmışlar. Kamyonu? Kamyonu götürmüşler. Aramak istemiyorum ama bir de düğün zamanına yakın olması çok değişik değil mi hayatım? Bütün mal varlığını götürmüşler. Evet. Nasıl bir uykuya yattılarsa artık. Zaten o kadar derin uyuyor ki yani kayınpederimi de götürseler kayınvalidem... Yok abi. Yok abi. Evet, evet öyle ya. Uykusu çok derindir. Bunu Gönül yani. Teyze duymasın bence. Ya duyabilir canım, ne var? Ona biz gerçekten jandarma da polis de çok hayret etti. Apartmanın kapısının yanında bizim depo kapımız orada. Sadece arkadaki komşu duymuş, demişler ki bu gece artık bu kamyon buradan gidecek. İşte o kontak mı ne yapıyorlar? Arkasından itekleyerek bir kere evin önden bir götürmüşler. Sessizce götürmüş. Öbür sokağa kadar. Öbür sokakta çalıştırıp götürmüşler. Sonra bulundu. Meğerse bize mal getiren toptancının oğluymuş. Bir buçuk saatlik bir yerde bahçe yolunda mazotu bittiği için portakal bahçesinin içine sürmüş. Orada bırakmış kamyonu. İçi boş tabii. Arkadaş bir sakız bile düşürmemiş ya. Nasıl iteklemiş götürmüşler? 5-10 kişi gelse anca itekleyip götürürler onu. Zaten köyden toplu gelmişler. Bir de bizim sokağın başından aşağı şöyle meyilli bir yokuş var. Hiç mi gören olmamış? Daha şeydi yani, eşim 4.30-5'te kalkar. Ondan önce işte götürmüşler demek ki. Kaç kişi gelmiş bunlar? Kendi ailesini, sülalesinin gençlerini toplayıp gelmiş. Ya ben gerçekten bu olayda hiçbir şey anlayamadım ya. Bu kamyonun içindekiler buharlanıp uçtu mu? O kadar kamyon yüklü malı kim nereye götürecek Gönül abla? He? Kim biliyor onun içinde ne var? Şöyle. Kim biliyor kocan kaçta kalkıyor? Ya. He? Bize mal getiren bir toptancının oğlu, 17 yaşında. Yani bu işi yaptığımızı bilen, kendisi de bu işi yapan birisi. Kamyonu boşalttığı zaman bedavadan mal sahibi olacak. Yani sen diyorsun ki düğün zamanı başımıza böyle bir şey geldiği evet. için ben düğünde takı takamadım. Biz düğün parasını, işte nişan parasını, takılarını falan önden aldığımız için yapabildik. Yoksa onu da yapamayacaktık. Şimdi kafa karıştırıcı ya, böyle an an gidelim. Olay nerede yaşandı? Mersin. Sizin bulunduğunuz ev böyle ara sokak mı, cadde üzeri mi? Ana caddeden hemen sokak, köşe başı yani. Ya kamera falan olan bir yer yok, mi? Yok. Değil. Yok. Yani ne bileyim, o kadar da değerliyse orada niye bıraktınız? Her kamera zaman falan orada yoksa. Her zaman orada durur çünkü dükkanın önü. Dükkanla apartman kapısı bitişik. Giriş çıkışı kolay. Dükkanın önü yani, her zaman orada durur. Yani bunu böyle şu yüzden merak ediyoruz, detaylı detaylı soruyoruz. Gelinin sanki bu hikayeye çok inanmamış gibi anlatıyor. Yani kızlara anlatma şekli bu yüzden gibiydi. Yani kayınvalidem takı takmadı çünkü böyle böyle olmuş dedi. Yani enteresan kısım şu, kayınvalideler de bunu sorguladı. Kocaman bir kamyon, içi mal yüklü. Sokak arasından... ne bileyim, o saatte illa namaza kalkan da olur, ya illa ayakta olan da olur. Yani biri uyanır ya sese. Kaç kişi götürmüş mesela o kamyonu? Vallahi 7-8 kişi dediler. Bizim kapının önünden itekleyip ilerideki sokakta çalıştırıp götürmüşler. Zaten bizim kapının önünde. Ay sokak boyunca yani kimse nasıl görmemiş değil ya, mi? Nursel çok Hanım, şimdi bir şöyle. Taksi, pardon, bir arabayı, küçük arabayı bile 5-6 kişi itince anca gidiyor. Bir de sesi çok yüksek olur kamyonun. Bir de dolu dolu. Ben mesela birini görsem böyle bir şey itekliyor, çok dikkatimi çeker. Ben de tabii ki. Şöyle. Kimse de haber vermemiş size yani. Kamyon sıfır değil. Onun için böyle arıza yaptığı zaman genelde eşim de bulur ve itekletir yani. Onun için yine biz zannetmişler. Allah Allah. 8 kişiyi siz mi zannetmişler? Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? 8 kişiyi biz değil. Mahalleden eşim toplayıp
İpeklettiği için yine bizler yapıyoruz zannetmişler. Mahalleli hem görüp hem nasıl mahalleli oluyor? İnsan gördü, mahallelisini aynen tanır. Eşim kamyon çalışmadığı zaman mahallede kim varsa ayakta, mesela ileride taksi durağı var, oradan çağırır getirir, itekletir kamyonu yokuş aşağı, vurdurur götürür. Bunlar da ilerideki sokağa kadar öyle götürmüşler, ileriden götürmüşler. Ben kalkarım, eşimi yolcu ederim, o hemen ikinci kattayız, iner, arabayı alır, çıkar. Ben beklerim, araba çalıştı, gitti der, tekrar yatarım. O gün indim, bekliyorum, araba çalışmıyor. Dedim herhalde şey oldu yani, yine bozuldu bu. İndim aşağı, tam ben geliyorum, baktım aşağıdan bir gürültü, kapıya geldi, bir tekme, ne oldu dedim, kamyon yok dedi. Eyvah. Ne demek kamyon yok? Ben pijamalarla indim şeye, kaldırıma baktım, kamyon yok, gitmiş. İçinde ne kadar mal varmış tam düğün öncesi. Nerede bulundu kamyon? Portakal Bahçesi dediğin ne kadar Akdam, uzakta? Akdam köyümüz var. Kaç kilometre uzakta? Vallahi yakın mı demek istiyorum? Yok, 45 yani dakika, ama önce kendi köyüne götürmüş, eşyaları boşaltmış. Sonra kamyonu parçalatmak için o tarafa doğru götürmüş. Allah'tan kamyonun mazotu bitmiş. Portakal Bahçesi'nin içine sürmüş, orada bırakmış. Nereden biliyorsunuz? Kameralardan mı? Hayır, jandarmalar yakalayınca söylüyoruz. Kaç güne bulundu peki? Kaç gün içinde? 4. gün bulundu. Ürünlerin hepsi gitmiş mi? Bir sakız bile yok. Allah Allah. Hani indirmiş dediniz ya evinin orada. Tamam işte, içinde bir sakız bile kalmamış. Her şeyi almışlar. Evet. Senin uykun çok ağır mı gerçekten? Hayır. Diyor ki, çok diyor, uykusu ağır diyor. Yok, genelde değildir ama. Vallahi Nursel Hanım, aslında şu an uyku değil de benim şok olduğum bir durum var. Evet, sinirli. Evet, ben de anladım. Şu an zor tutuyorum kendimi. Ne? Bana bulunduğunu söylemediler. Ben şu an burada. Ne? İnanmıyorum. Evet. Ben bunu şu an burada öğrendim. Kamyonun bulunduğunu mu söylemediler? Evet. Ama içi boşmuş, bulmuşlar da. Ne yapacaktın, ne yapacaktın? Bulunca içini mi dolduracaktın? Olsun. Ne söyleyebilirdiniz. Yani? Ben sizinle birlikte üzülmüştüm. Hayır, bana bulunduğunu söyleyebilirdiniz. Hayır, malları içine geri mi koyacaktın? Ne yapacaktın? Olsun. Koyun olsaydın. Ama zaten ben üzülmüştüm. Ben zaten üzülmüştüm. En azından kamyonun bulunduğunu söyleyebilirdiniz. Ben şu an burada öğrenemezdim yani. Aa, niye söylemediniz gerçekten? Ya niye bir de üzülsün? Bir de ne yapacak yani? Bana yardım edecek. İçini mi dolduracak? Yok, hani bir olay olduktan hani sonra konuşulur ya. Hani ben mesela o olayla böyle düşmüşüm diyelim. Beni kaldıracak mı? Bana maddi yardımdan bulacak. Hayır, ne yapacak? Mesela bir olayı anlatırken öyle olmuş, böyle olmuş. Kamyonu da şuraya atmışlar. Hani sohbetin devamında anlatılır ya. Aynen. Onu bilmemesi şu an beni şaşırttı. Yani benim de şimdi böyle bir durumda kafamda soru işaretleri oluştu. Nasıl? Nasıl? Acaba yani düğünde takı takmamak için mi bana bunu? Oo, nasıl yani? Yani bana söylememek, gizlemek, yani bundan sonra da düğün olması da bana bu soru işaretini bıraktı. Sen aklımda. 12 yıl sonra gerçekten bu gerçeği gelinin mutfakta da mı öğrendin? Evet. Şu an öğrendim. Kapatmışlar, şoktayım. Ben kendimi şu an çok sinirliyim ve zor tutuyorum. Ya nasıl hiç konuşulmaz ki yani? Söylemediler, sakladılar. Vallahi zaten ben bir hafta yemedim, içmedim, uyumadım, sürekli ağladım. Doktora götürdüler, ilaç aldırdılar falan, çok fenaydım zaten. Sen şimdi kafamda soru işareti oluştu diyorsun, evet ya Ezgi, ne gibi? Takı yani takmamak için diyorsun. Evet yani. Böyle bir şey mi söylüyorlar sana? Evet yani, ben kaç kere sormuştum, bulundu mu? Ne yaptınız anne, ne oldu diye, ne oldu baba diye. Yok, bulunmadı. Kim olduğunu çıkaramadı. Kamyon bulunmadı bir şekilde. Böyle söylediler. Hep ben de bu şekilde inandım. Yani nereden bilebilirim? Bak, ben gerçekten 42 yaşındayım. Gerçekten 8 kişi bir kamyonu iterken hiç görmedim. Hani normalde böyle araba bozulur iter ya, 3 kişi 4 kişi böyle onu gördüm. Ama hani bir kamyonu böyle ittiren 8 kişi görmedim. Nursel Hanım, şuradan hesaplayabilirsiniz. Normal orta sınıf arabalar bile, hani biraz bir tık büyük olan binek arabalar bile ortalaması 2 ton o araba. Aynen evet, öyle. 2 ton, 3 ton arası bir değişiyor. Bir de içi doluymuş. Ve full dolu kamyon dolu. Yani kim bilir kaç tonluk malzeme alabilecek bir şeyi var, pick-up kısmı var, arka kısmı. Bir de kamyonun kendi ağırlığı var. Kafadan 10 tona yakındır o araba, şey, kamyon zaten. Taşınamayacak kadar ağır mı demek istiyorsun? Yani 7-8 kişi. Şimdi kamyonun görüntüsünü o zaman hemen ekrana verelim. Gönül, kayınvalidem söylemiş zaten, sizin modelinize benzeyen bir model. Diyorsun ya 10 ton. Bir imkansız. Görelim gözümüzde, evet, nasıl bir şey oluştu. Bunun kapalı, böyle bir kamyon. Bunun kapalı kasası. Bir de daha da ağır. Kapalı kasa, bir de üstte ekstra şey var. Ekstra bir kilo daha var demek istiyor. Yani yokuş aşağıysa dediğin gibi, hani vitesi boşa alıp... Harfiyat kamyonu. 2,5 ton.
Oo, yok, 5 ton. Amperli değil, hayır. Dolu ağırlık 5 ton. Boş ağırlığı 2,5 ton. Uzunluk 7,41 metre. Yükseklik 2 metre 30 santim. Yani bunlar fabrika verileriymiş bu arada. Evet, ona diyecektim. Yasal veri. Mesela o ağırlığı 5 tondan yükseğe de çıkabilir. Evet. Düşünün, 1 tonluk bir malzeme de koyabilirsiniz kafadan. Yani değişir. Şey, Gönül abla, gerçekten geçmiş olsun. Gerçekten korkunç bir olay ama şey, şaşırtıcı da. Hani bunu o mahalleden böyle ite ite birilerinin 8-10 kişinin adam başı 500 ton kilo falan. Kilo, evet. Yani 500 kilo falan ittirmesi lazım. İyi bir rakamdan bahsediyoruz. Adam başı 500 kiloya geliyor. Gerçekten imkanı var mı, ben bilemedim. Bir de yaş olarak da küçükmüş bahsettiği kişiler. 17 yaşında falan dedi değil mi? Ben yanlış anladım. Evet. Yokuş aşağıysa? Hapise giren 17 yaşında. Yok, Nursel Hanım gitmez. Yakalandılar, hapse de girdi. Yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama daha ne desin hani, hapse girdi. Biri alamadınız mı? Yokuş aşağı, tamam. Ama arka sokak diye bahsettiği şey şu. Yokuş aşağı olunca arka sokak olmuyor. Sen ona ne mani demek istiyorsun? Sen inanmıyor musun? İnanmıyorum çünkü ben otomotivle ilgileniyorum ya. O arabaya manevra aldırması lazım döndürmek için. Nasıl genç aldıracağım? Arkadaşları olduğunu nereden biliyorsunuz? Sadece öyle o söyledim. Çocuk 17 yaşında dedin. Yiğit bizim, gelsene bak, genç bir arkadaşımız. Gel. Kaç yaşındasın sen? 25. 500 kilo kaldırabilir misin? Böyle bir kamyonu 8 tane kendin gibi arkadaşınla iter misin? Delikanlı adamsın. Zor ama iteriz herhalde, ama zor yani. İter misin? İteriz yani. Şöyle biraz meyilli bir yolda. Peki Yiğit, manevra yaptırıp ara sokağa döndürebilir misin? Çok zor. Hayır. Ara sokakta diyorlar çünkü. Hayır. İzleyiciye soruyorum. Çok zor. Hayır. Böyle bir delikanlı sokak arasında kendi gibi 8 kişiyle 500 kilo, kendine düşen 500 kilo ağırlığı itebilir mi? Çok zor. He? Zor. Çok zor. Hadi bakalım. Bilemedim. Yalnız ara sokak diyor ama bu ara sokak benim evimin önünden başlıyor. 1, 2, 3 tane ara sokak daha geçiyor. Ta orada caddeye çıkıyor. Oo. Yani dönmüyor. Dönmüyor yani. Direkt çıkıyor. Oh. Anlatabildim mi? Ara sokak direkt yol çıkıyor. Gidiyor. Ha, dümdüz yol gidiyor. Dönmüyor bir yere. Manevra falan yok. Ha. Dümdüz gidiyor. Kamyon hiçbir yerden dönmüyor. Yok tamam, yok. O zaman yani şuradan çıkıyor ya. Şuradan çıkıyor ya. Buradan iteklemeye başlıyorlar. Diyelim bu pencere, o pencere, bu pencere, o pencere gibi 3 tane cadde var. Oraları geçiyor. Yani bu olay olduysa çok mucize gibi bir şey, evet, olmuş. Nursel Hanım, 3 cadde geçecek. Kaç saat sürecek? O caddeler boyunca hiç mi olmayacak? Yani normal araba bileyim. Bir şey diyeceğim, senin mahallede de yani hiç komşunda mı yokmuş? Yani 10 kişi böyle langada langada ya bir şey biz itiyor. Bozulduğu zaman yapıyoruz. He? Bozulduğu zaman yapılıyor o bizde. Sen takılmama sebebinin gerçekten hala... Yok, takılmadı değil. Takıldı ama hani sonradan. Çok değil. Çok değil. Yani. İstediğin gibi değil. Sen bu kadar yıl boyunca sebep olarak bunu bildin. Öyle mi? Kamyonun ortadan yani gitmesini. Gitti. Evet, yani bu şekilde sadece yani bu olan olayları biliyorum ama sadece yani sıra olarak kamyon hani boş kamyon da bulundu denmedi. O saklanıldı benden. Hayır, bir şey yani ya. Res ya. Hırsızlıktan önce düğün hazırlığımızı yaptığımız için düğün yapabildik. Ve ben çok üzülerek, gerçekten içim kan ağlayarak Mersin'de düğünde taktığım takıyı çıkardım, İzmir'deki düğünde tekrar taktım. Ya. Halbuki isterdim ki burada ayrı, orada ayrı takayım yani. E tabii ki. Ama çok gelinin sana inanmıyor bak. Yani o sorun değil anne, bak ben bir gelinliğimi 3 yerde giydim, evet, mesela. Yani. Değil onu mi? Hiç ben istemedim zaten, ben mesela. Ağızla yetinen bir insanım. Bildim. Hani çok evet, şey yapmıyorum, evet, bir gelinliği 3 yerde giymişim. Evet. Sen de dersin ki kızım hani böyle böyle saklamak yerine dersin ki kızım bu kadar yani yok. İstersen kabul et, siz, istersen etme. Bence Gönül abla, onun kafasında hala soru işareti ya var. Yok demek. Ama biz de bak, farkındaysan birazcık merak acaba ettik. Çünkü acaba oluyor insan. Siz bunu ayrıca yalnız başınıza baş başa konuşun. Biz seninle son tadım yapalım. Olur mu? Kapatalım olur konuyu. Tamam. Değil mi? Hadi.